Ama Türkiye Evet. öyle bir süreçten geçiyor ki yolsuzluk endeksinde 10 yılın dibini gördü. Evet. Demokrasi raporunda 167 ülke arasında 103. sırada. Ekonomik kriz derinleşerek devam ediyor. AKP iktidarının biz çözdük, enflasyonu indirdik demesine rağmen Ocak ayındaki enflasyon iki katı tahminlerin geldiği 6,67'ye yükseldi galiba aylık enflasyon. Dolayısıyla Türkiye'de kriz hem ekonomik hem demokratik olarak derinleşerek devam ediyor. Ama bu arada da Millet İttifakı ortak aday tartışmasını alenen yaparak iktidara büyük kozlar da veriyor. Tabii ki adayını daha sonra açıklayabilir ama bu konsensüsü sağlama meselesi toplumun gözü önünde olmak yerine daha kendi aralarında olsa size göre daha makul olmaz mı birinci sorum? İkinci sorum da bu ortak aday tartışmalarında. Örneğin Kılıçdaroğlu diyor ki Millet İttifakı bana böyle bir görev tevdi ederse seve seve kabul ederim. İyi Parti'den yetkililerin açıklamaları var. Diyorlar ki Kılıçdaroğlu eğer kendi adaylığı için bu masayı topladıysa biz bu işte yokuz. Böyle farklı açıklamalar geldikçe AKP de Erdoğan da bunu her yerde kullanıyor, gittiği her yerde. Bu ortak aday tartışmaları siyaseten altılı masa arasında, henüz HDP'ye gelmedim, altılı masa arasında doğru yürüyor mu size göre? Başka türlü yürüyebilecek olsa öyle yürürdü. Çünkü bence altılı masanın içindeki artık şimdi Millet İttifakı oldular onlar. Deklarasyonu okudunuz. Evet. Şimdi Millet İttifakı'nın kendi içinde ve bir matematik problemini çözercesine bunu çözmek mümkün olsaydı öyle çözebilirlerdi. Fakat bu toplumdan kuvvet almaya, ihtimalleri toplumla tartışmaya ihtiyaç gösteriyor. Aslında sürecin kendisi toplumla bir alışveriş gerektiriyor. Ben Tayyip Erdoğan'ın kendi içindeki tartışmaların da ne kadar gizli kapılar ardında yürütülürse yürütülsün topluma döndüğünü ve burada tartışıldığını hepimizin gördüğünü biliyorum. Dolayısıyla ister istemez bu toplumun önüne gidecek. Bence en kötü şey bu değil. En kötü şey bir karara varamamak olabilirdi. Sonuçta bir karara varıldıktan sonra o istikamette yürüyecektir. Ben doğrusu işin tabiatı gereği bu çatı böyle çatıldıktan esasen temel olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar adım adım ördüğü süreç içinde bütün bunlar cereyan ettiğine, başka türlü vücut bulamayacağına, yani ana rahmi bunun Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin zeminini ve imkanlarını diğerlerine açması olduğu için burada hayat bulan vücut ister istemez o istikamette canlanacaktır. Ben Meral Akşener'in boşuna kürek çektiğini ve Meral Akşener'in arkasındaki güçlerin mümkün mertebe bu süreci, yani gidişata ne diyelim, hayatın olağan akışına direnerek bunu geri çevirmeye çalıştıklarını görüyorum. Bir şekilde çözülecektir. Veya şöyle olacaktır. Yani bu risk buradadır veya bu Millet İttifakı'nın ikili üçlü masalar halinde ufalanmasına yol açacaktır ki şeyin iktidar blokunun beklediği budur. Ben hepsinin intiharı olabileceğini bunun düşündüğüm için bu yola girilmeyecektir diye düşünüyorum. Sonuçta şöyle söyleyebilirim. Bu öyle görülüyor ki, öyle denk geldi ki demokrasi güçleri açısından Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kerhen hayırhah bir tarafsızlıkla veya büyük şevkle de olsa kabullenilmiş durumda. Evet. Bu sağın, muhafazakarlığın, otoriterliğin bakiyesi olarak altılı masada yer almış olan gücün şimdi bu geçiş sürecini, interregnumu kendi tabiatına göre yıkabilme yönünde voluntarist yani iradeci şartlara karşı direnerek hayatın olağan akışını tersine çevirmeye çalışarak debelenmesinden ibaret. Fakat onlar da olmadan bu masa olmayacağına göre bu böyle cereyan ediyor. Fakat diyeceğim
şudur. Asıl mühim mesele bence bu Millet İttifakı'nın topluma teklifidir. Topluma teklif şudur. Bir başka nizama ister istemez geçilecektir. Gelin bunu biz de yapın. Bu daha az sancılı, daha az kanlı, daha az acılı olacaktır. Çünkü biz esasen bunları ne diyelim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi normları üzerinde yapacağız. Şimdi bu ihtimali bence toplumsal aktörler tartışıyorlar ve buna kategorik olarak hayır diyen hiç kimseyi ben görmedim Tayyip Erdoğan'dan başka. Çünkü Tayyip Erdoğan için bu tür normlar geçerli değil, hatırlıyorsunuz. O şöyle diyordu. AİHM kararlarını tanımam, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanımam, Ankara standartları, Ankara kriterlerini koyar, yürürüm. Şimdi bu sürekli olarak oyun sırasında kuralların değişmesiyle ilgili. Oysa gördüğüm kadarıyla toplumdaki genel mutabakat bir ara vermek, bir fasıla vermek. Bu canhıraş itiş kakışa şöyle ya da böyle bir ara vermek ve sonuçsuz ucu mevcut haliyle, bilinen haliyle devletin de berhava olmasına yol açacak olan süreçten bir adım geriye çekilmek teklifi şimdi toplumda tartılıyor. Çünkü Tayyip Erdoğan ancak başarılı bir ekonomi üzerinde bütün bu söylediklerini kabul ettirebilirdi mantıken, saçma da olsa. Mesela enflasyon, faiz sebep enflasyon netice formülü enflasyonun düşmesine kazaen de yol açmış olsaydı konjonktür. Tayyip Erdoğan öyle söylediği halde bu formülü sanki doğruymuş gibi göstermiş olsaydı belki de bütün diğer saçmalıkları temel çıkar alanlarında işler iyiye gider gözüktüğü için kabul ettirebilirdi. Şimdi bu da ortadan kalktı. Tamamen tımarhaneye dönmüş olan bir devlet ile daha ileriye gidilemeyeceği fikri Millet İttifakı'nı avantajlı kılıyor ve bence kim olsa Millet İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan'ın önüne geçecektir birinci turda. Şimdi geri kalan ikinci tur meselesi. İkinci turda olacak mı olmayacak mı? Bu sizin sorduğunuz ortak aday meselesi aslında bu şeye herhangi bir programda anlaşmaktan ziyade ilkelerde anlaşmakla ilgiliydi. Örtük olarak altılı masa bir hukuk devleti ilkesi ileriye sürmüş bulunuyor. Fakat onun dışında hiçbir ilke ileri sürmedi. Bu koşullar altında bir ortak aday ihtimali bence artık çok varit gözükmüyor. Dolayısıyla bir iki turlu bir süreç gündemde. Tabii bunun risk olduğunu herkes kabul ediyor. Buradan çıkış bence altılı masanın adaylığını belirlemesinden sonra belki mümkün olacaktır. Tabii bu durumda ortak aday olmayacaktır bu. Fakat hayırhah tarafsızlığa sahip bir aday olabilir. Ona gelecektir gündem. Ki onu da Kılıçdaroğlu olarak tanımladınız bir önceki konuşmada. Onu ben yani gidişattan çıkartıyorum. Bana sorarsanız benim adayım Gültan Kışanak. Ben o bizim adayım olsun ve ben ona oy vereyim istiyorum ve bütün halkımız da böyle istiyor. Fakat maddi güç ilişkileri tablosuna baktığımızda bu sonucun ne diyeyim bu adaylığın istenilen sonucu vermesi için birilerinin bize eşlik etmesi ya da bizim birilerine eşlik etmemiz gerekecek. Bu hakikatten de kaçamıyoruz. Burada kilitlenmiş durumda. Fakat ben şöyle söyleyebilirim. Tek adam rejiminin devamına şu ya da bu sebeple yol açmış olan, izin vermiş olan, bu önümüze çıkmış olan fırsatları berhava etmemize sebep olmuş olanlar asla ve asla unutulmayacaklardır. Diktatörlüğün açık ortakları olarak sonsuza kadar lanetleneceklerdir.
Biz ne bu riski üstümüze alırız ne de bu riski bize dayatanları meşru, makbul güçlermiş gibi değerlendiririz. Çok az kalmıştır bu sürecin neticelenmesine. Şöyle ya da böyle bir ay içinde, 1,5 ay içerisinde bu tartışmaların bitmesi gerekiyor. Biz burada kurucu bir unsur olarak gördüğünüz gibi Altılı Masa'nın programını ya da ortak politikalar mutabakat metnini açıklamasından sonra da HDP cephesinden yıkıcı bir eleştiri gelmedi. Yani içlerinde en yıkıcısı ben olabilirim. Yani eleştirel bir tutumda ısrar ettiğim için, ama bunun tabii yıkıcılıkla bir ilgisi olmadığını şu konuşmadan sonra da görüyorsunuz. Fakat yani diyeceğim, bu kadar itinalı parti. Bu bir nimettir siyasette bundan yararlanmasını bilene. Bundan da yararlanılmıyorsa biz onların yerine düşünemeyiz, konuşamayız. Aslında yaptıklarımız ve yapmadıklarımızla ne düşünmeleri ve ne söylemeleri gerektiğini artık işi ayyuka çıkarmadan anlatıyoruz. Ama anlıyorlar veya anlamıyorlar. Bunun işaretlerini ben şöyle görüyorum. Sizin de söylediğiniz gibi. Bu metinde HDP'nin istediği hiçbir şey yok ama belki görünüşte istemediği bir şey de yok. Dolayısıyla bu hala müzakere edebiliriz vaadidir. Peki o zaman görelim bunu. Dinleyeceğiz hep beraber. Yani arkadaşlarımız bu temasları sürdürecekler. Bir netice göreceğiz. Fakat tabii ki artık mesele şu. İki blok da eşittir diye bir şey kalmamıştır. Bir potansiyel olarak ikisi birbirleriyle eşitlenebilirdi. Fakat Tayyip Erdoğan'ın buradaki hukuk vurgusunu Batı işbirlikçiliği diye nitelemesinden itibaren ortada tamamen iki ayrı tasavvur, iki ayrı dünya olduğu, yani Türkiye'nin Tayyip Erdoğancılar ve diğerleri diye kaçınılmaz olarak ayrıştığı da ortadadır.